Sağol, sağol. Hadi bakalım, şuna bir bakalım. Her şeyin yerini değiştirdim. Selam. Şimdi geçen gün bir tane video karşıma çıktı. Facebook hesabı açıyor çocuk ve bu kadar. Anne kılığına giriyor. Yani kılığına girmiyor. Anne taklidi yapıyor. Ben dedim ki neden aynısını yapmayayım? Ben hiç hayatıma Facebook kullanmadım. Facebook açsaydım atabileceğim fotoğrafları biraz düşününce hani annemin bu kadar katı biri olması gerçekten bir bakıma işime yaradı. Şimdi karakterimize bir isim vereceğiz. Olabildiğince TC Nezahat Turan. Müthiş isim. Gülnuhal, Gülnur. Gülnur olsun lan. Bir anda aklıma geldi. Gözümü kapatayım, karşıma çıkan ilk şey o soyadı olsun. Başına TC koysun ama. Huri. Yani bir insan neden Huri koyar ki çocuğun ismini ya? Küçücük çocuk. Gülnihal Huri. Ay hiç de çok alakasız oldu. 1970. 1970 olsa kaç oluyor? 30... 1977 olsun. Hadi tamam. Bilirim falan gitmez değil mi? Hani... Neden? Başına TC koysun. Ben niye böyle? Başına TC konmadığı için hesabı kabul edilmedi. Soyadı Turan olan benim falan. Böyle duruyorum sürekli. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Dur, benim de daha fazla bilgiye TC ihtiyacım var. TC Nezahat Özdemir de olabilir. O da çok kocasından bak ayrı olsun. Ya da dur bir dakika. Yok tamam. Boşanmış. Kocasının aşkı şu olsun. Hayvan gibi nafaka ödüyor kocası. Ev hanım olayım. Ya da ben... Yok hayır. O fazla kaçar. Benim işim... Gücüm ne olsun? Emekli öğretmen mi olsam? Emekli öğretmen. Başın o zaman net TC gelecek abi. Eğer emekli öğretmen olacaksa, bir de 70 doğumluysa net başına TC gelmek zorunda. Zorunda. Ne olayım? Bir dakika bir şey diyeceğim. Kod mod gelmedi. Bir daha gönder. Yapacağım bir iş var. Facebook gerçekten. No. You have a one job ya. Neden hesabım daha açmadan kapatıldı? Yani ortada kapatacak bir hesap bile yoktu. Hayır, ortada bir insan bile yok. Acaba o yüzden kapattılar, anladılar mı? Bir dakika, biyografi ekleyeyim. Ay, görmüşler. Böyle mi yapsam? Hayır, bak, şükür ve melek. Emekli öğretmen. Emekli öğretmenler hep böyle... Tutlayıp su fışkırtması koyması peki. Sapık oluyor biliyor musunuz? Yani hani yanlış anlamayın ama genelde sapık oluyor emekli öğretmenler. Ve dul oluyorlar. Aa. Taliplerimi bekliyorum. 77 yılında. Aa 7. Abişacım oha. Fark etmeden 7-7-7 yapmışlar. Bir dakika 7 Temmuz. Bir dakika Temmuz 07 olur değil mi? 7-0-07-77. Eşime bir laf sokayım. Eski eşim de. Eski eşim yeni birini bulmuş. Tamam buldum. Hatta o. Hatta o. Yok o kadar da değil. Şöyle bir o kadar olsun. Nedir o kadarı? Ne o ya? Çocuğumun fotoğrafı mı? Dur bir dakika, bu fotoğrafı kaydedeyim. Çocuğum olarak atarım. Maşallah kuzuma. Ben çok iyi bir anne olurum da işte çocuk sevim. Aha bu da büyük oğlum. Tamam aileyi kurduk. Eski eşimde fotoğrafını Allah belasını verirse de atayım. Dur bir dakika yapacağım. Bir şey atayım böyle. Gerçekten yaptığım bir şey. Örgü modelleri. Kızım için şapka örüyorum. Kızım için yelek yapıyorum. Annesi kurban olsun. Kuzu kuşum. Çatısı soklar böyle olsun seslenir ama. Uyuz olurum bu kelimeye. Ben kuzu de kuşum. Ne düşünüyorum biliyor musun? Kuzum diye konuşan insan yani... Kuzum diye konuşan insan... Kanka! Konuşan insan. Çok şey düşünüyorum. Aklımdan çok şey geçiyor ama... Kuzu kuşuma... minnak kulakları üşümesin. Anne içgüdüsü... Üşümesin diye... Diye... Beğeneyim de. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir şey var sanki. Annem de öyle. Mesela bir şey paylaşıyor. Sonra bana diyor ki böyle yanındaysan her şey yapıyor. Hadi beğen. Bir de parmağıyla gösteriyor. O kadar asap bozucu bir hareket ki o. Diyorum ki anne diyorum hani kendin hani kendin mi beğeneceksin? Evet böyle yapıyorum. Şey vardı ya. Şimdi Facebook'ta gruplara gireceğim. Hamile anne, anne adayı, bebeğim ve ek gıda. Ben bu gruba gireyim diyeyim, ben bir çocuk yaptım birinden ama kimden bilmiyorum. Anne misiniz, anne adayı mısınız? Yani profilime girsen görürsün 3 çocuk annesi olduğumu. Emziren anneler. Benim çocuğumu emzirecek yok, hepsi büyük. Ben geçen gün ne öğrendim? Mesela emziriyorlar ya anneler falan. Ben ne alakaysa hani o böyle hep şey de düşünüyordum. Hani o ayarlı. Hani anne sıkınca geliyordur falan diye düşünüyorum. Sürekli akıyormuş. Ne zaman bitiyoruz? Sürekli akıyor muymuş ya?
Wow. Ablam doğum yaptı, emzirdi de ama ablamın yazık sütü çok azdı stresten. İçindeki süt ekşimiyor mu süt? Nasıl ezberin? Annelere sor. Soracağım mı? Sizin de sütünüz ekşi miydi diye. Süt anne arayanlar, süt anne... Ha, evcili hayvan içmiş bir an. Damar sözler, acı sözler. Kafam nasıl ağrıyor ha? Aramıza kalsın dedikodu mu yapacağız? Aa, ne? Ne sayfası o? Yaparım. Aramıza kalabilir mi bilmiyorum ama. Benim de kalmaz şahsen. Bence beni beğenen çıkar ya. O kadar çirkin değilim. Kaşarım ne çıkar bu arada? Kaşarım şeklinde öyle mi yapsam? Aşırı hoş hatta, aşırı hoş olmuş böyle de. Gerçekçi efektten korkunç. Birazdan aşı olmaya gideceğim. Çok heyecanlıyım. Bir şey değil mi? Gerçekten yaşlıyken çok çirkin oluyormuş. Hayır be. Yaşlanmam lazım. Benim 30 yaşında falan ölmem lazım. Facebook'ta insan zaman nasıl geçirir? Yani hani benim şu an ne yapmam gerekiyor? Bazen böyle karşıma şey, herhangi bir söz falan çıkıyor. Ben de ne kadar saçma bir söz. Ondan sonra altına Hazreti bilmem ne falan yazıyorlar. Attığım her adımda cehenneme yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Tabii ki de karşıma Ronaldo. Tebrikler. Helal olsun Cristiano Ronaldo. Soru. Annen hala seninle yaşıyor. Neden ona bir ev almıyorsun? Cristiano Ronaldo. Annem beni kendi hayatını feda ederek büyüttü. Ben yemek yiyeyim diye geceleri aç uyudu. Tüm başarımı anneme adıyorum ve hayatta olduğu sürece benim yanımda olacak. Sen çok farklı bir insansın. Oğlum Ronaldo'nun anası ayrı yerde yaşamıyor mu ya? Ronaldo'nun anası ayrı bir yerde yaşıyor. Oğlum böyle bir söz yok ki. Soruyu doğacağım. Dolu bir post çıkacaktı. Şimdi canım anam mı çekmiş Ronaldo? Kızımın resmini atayım. Minik kuşum sevimliyken. Şimdi mala benzemediğim de bir şok edeyim Facebook'taki annelere. Ay, bir anda karşıma çocuk çıkınca. Abi Allah kahretsin, komik fıkra eğlence diye Facebook grubu. Böyle bir etkinlik yapsak ya, otur Facebook gruplarının içerisinde gezdiğimiz. Böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir yayın. Ama full böyle gruplarda, mesela izdivaç gruplarında gezsek. Bence müthiş fikir. Çok korktum. Günaydın ablalarım, abilerim. Üç beş gruptan atılırım büyük ihtimalle. Ay bir şey değil mi? Biz de böyle bir şey alacağız. Dur sorayım. Nereden almış? Annemin yıllardır kremef atmadığı baharat takı. Çok iyi yapmışsın. Oo, aşırı güzel. Bilseydim sana verirdim. Kalan diyecek ki niye ben çer çöp mü topluyorum? Ben var ya çözdüm bu işi. Anne olmakmış, gelin olmakmış. Karşıma bir anda ayak resmi çıktı yalnız. Çok korktum. Ayak deyince aklıma şey geldi. Küçükken ayağımı kuzenimin ağzına sokmuştum. Ay bir şey değil mi, ne güzel yapmış. Ay ne ki o? Bir lokma ekmek için kimseye eğilmeyen, onuruyla yaşayıp harama bulaşmayan insanlara selam olsun. YouTube burada yok onlar biliyorsunuz. Chat'te değil. Aynen, bunu okuyup sonra şu an size de selam. Yatsan ya dümdüz böyle, dümdüz hiçbir olayı yok. Somuncu baba. Hazreti Redleri birden aklıma geldi resmi görünce. Bayram nokta verinin nokta hocası. Ne diyorsun Ercan Seçmen ya? Pelin Seçmen. Seçime yakın, 2023'e yakın ben de adımı şey yapacağım, Pelin Seçmen. Öyle takılacağım ortamlarda. Herkes oy vereceğim birisi yani, anladın mı? Pelin Seçmen. Vatandaş benim. Youtuberlık yapmayan insanlara da selam olsun. Benim anlamadığım bir saniye, bir dakika. Ben çok şey anlamıyorum şu an yaptığım etkinlikten. Çok hoş duruyor mesela şu an baktığımda benim profilim. Üç çocuk annesi Doğu mesela. Eş arayı yazsam mı? Öyle yazsam kızar arka profilini değiştirebilen var mı acaba? Çocuklar için ısır anne losyonu sürüyorduk. Tükürün. Ha yok yok, işleyince mi oluyordu o? İşleyince oluyordu, dur bir dakika. Anne sen Facebook'ta ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Vallahi ya. Bir de aşı olacağım anne, çok heyecanlıyım. Aşı olurken benim elimi tutacağım. TC Pelin Seçmen. Bak mısın? Bir gün Konyalı'ya sormuşlar. G harfiyle başlayan 3 hayvan ismi sayabilir misin? Gonyalı. Şimdiki halini hangi şarkıyla anmak istersin? Sadullah. Bu akşam bana mesaj atmazsa gerçekten. Sen. Evet sen. Bu durumu okuyan kişi. Sen.
Gerçekten iyi kalpli birisin. Cennet gözlü, altın kalpli birisin. Kalbin akan sular gibi temiz. Onaylasana mı? 1273 arkadaş. Birisi okusa bunu mesela, neyse, kim olacağını söylemeyeceğim. Birkaç sene sonra söylerim. Arkadaşı var, benim sıfır arkadaşım var. Çok doğru bir şey daha. Çok hızlı yaz yalnız. Benim işim var. Aşı olmaya gideceğim şimdi. Sağlığım öncelikli yani. Abi ne için abi? Abi her seferinde tek bir harfi mi basıyorsun? Hadi ya. 19 yaşındaydım, şu an 30'uma geldim. Rica ederim, ne demek. Bak ben nasıl hızlı yazacağım şimdi. Kalp koyayım mı, adamın yüreğine iner. Çok inatçısın diyorlar. Aslında inatçı değilim. Mücadeleciyim. Hayat bana buyur hadi hazıra kon demediğin dendir belki. Niye böyle yazmışlar? Merhaba. Nereden hoca hanımefendi? Neredenim ben? Bu adam ne? Aa şey olsun. Yozgat. Nedense oradan değilim. İstanbul'dan katılıyorum. Allah'ım sen bizleri cehennem ateşinden koru. Amin. Peki yani benim için kaçınılmaz son gibi. Ben de emekli öğretmenim. Ben dedim size emekli öğretmen. Ne yapalım? Evet, aşı molası verdim. Kendimi şu an nasıl hissediyorum? Aşının vücuduma yayıldığını hissediyorum. Kanıma karışıyor şu an. Duygu Özaslan da Yozgatlı. Evet, bu kadar. En son talibimiz çıkmıştı. Ay, iki tane mesaj isteğim var. Sen ne anlattın ki amca sen? Yani hani ne diyeyim? Petrol hikaye yazmış olsun. Ayrıntılı bir şey yazmış. İnsanlar internette falan bulur bence. Dolayısıyla Ankara'da sık bulunuyorum. Ben Ankara'da değilim. Yani Ankara'dayım ama sana İstanbul'da dedim. Ne güzelmiş. Ne diyeceğim ki ben buna? Ben bu amcayı işletsem, parasına konsam. Neyse, yapmayayım öyle şeyler. Hadi günah falan. Günah falan mı? Gülnihal olarak. Bakayım evli mi? Evliyse vallahi yapmam. Evliyse hayatında biri varsa. Helal olsun Gülnihal Hanım. Falan diye şey yapıyorum ama o kadar da namusumu kaybetmedim. Seven insan. Ay çok. Abi evlisin ki o kadar da değil yani. Saçmalama. İkiz. Ne oluyor orada? Bir şey mi oldu orada? Büyük bir çocuk. Şurada da var. Nerede? Perdenin üstünde. Ne kadar büyük? Git bak kocaman. Bak orada köşede duruyor en son. Hala orada mı bilmiyorum. Hala orada yaşıyor mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam, bunun da bakıyor. Ha o işte. Dur şurada maske var. Katil. Katil. Bozki. Onu bana doğru tutmaz sakın. Yaparsın. Ne? Elimdekini sen görsen bu kadar. Bu kadar. Ne? Yok bu kadar. Bu kadar da iğnesi var. Esra Hanım, sizi 10 dakika sonra buraya alabilir miyim? Tabii. Teşekkürler efendim, sağ olun. Katil öldürdü, böcek öldürdü. Birisi içinde şey yapmış, uçak düşüyor Batu abi. Lan bir tane de özelimiz olsun. Popülerim, güzel olan sizsiniz. Ya teşekkür ederim. Gerçek olan güzelim abi, yeter. Cidden bu fotoğrafı, hani buna baktım dedim ki bu kişi çok güzel. Abi gerçekten bazı insanlar yoklukta. Siz de fena değilsiniz değil mi? Ben yaşıtlarımla konuşamam, bir de koskocaman bir adamla konuşmaya çalışıyorum şu an. Ben kocamla barıştım, görüşürüz, yazayım mı? Kalp atacağım. Aniden değil mi? Ben zaten kaydetmemişim. Evet, boku ya, çıktı dedi yani. Ben mi yazacağım ya? Sen boku çıktı dedin değil mi? Ben tebrik ederim ay. Şöyle bir şey. Nasıl bir şey? Göster kameraya. Ne? Attı mı? O mu? Ha. Neydi? Çekirge mi? Hayır. Akrep. Bilmem ne oldu. İlk defa görmüyorum. O. Şöyle bir şey. Şu kadar falan da iğnesi var. Gördüm. Neyisi var? İğnesi mi? Evin içinde var mıdır ondan? Yok. Uçlu bir yerlerden geldi. Tamam. Sarı kız mı? Uçuyormuş, uçarak gelmiş. Camı pencereyi kapatsın ya, ben ölürsem ısırılıp. Ne olacak sonra?
Yani sen başlattın konuşmayı. Çok mu canını sıkılıyor? Evet. Kimse sizinle ilgilenmiyor mu? Evet. Her şey ters mi gidiyor? Evet. Allah kahretsin. O mular mılar ayrı. Hiçbir istediğiniz olmuyor mu? Aynısı bana da oluyor. Ne yapacağız? Vallahi ben fake hesap açtım. Bir şey derdim de demeyeceğim hadi. Çok yaşlı bir amcayla konuşuyorum. Bekar biri bekar birini severken o bekar da başka evliyi severse, o evli de başka bir dula aşık olursa sonuç ne olur? Hiçbir şey olmaz. Böyle zincir olur. Dallas filmi olur. Çok doğru diyorsun. Ben böyle bir film izlemiştim. İkinci amca aktif ve bana diyorsun. Ben böyle bir zincirleme trafik kazasıyla olur. Çok çirkin bir şey olur. Ortaya karisik olur bence. Evet. Trafik. Sikilmak. Film izlemiştim. İkinci amca aktif ve bana yazmıyor şu an. Aktif. Yerime başka birisi geçti. İnanamıyorum ya. Allah iyilik versin. Sen yazdın bana ya. Sen bir şey bul. Gerilmesi peki. Memleketin neresi? Gerildi ya. Bana gül atmasının sebebi benim ismim Gül. Ben de madem bana neden gül atıp duruyor? Abi sen benim soyadımı değiştireceksin. Memleket. Memleket neresi olsun abi? Yozgat. Yozgat. Trabzon olsun. Trabzon mu? Harika olur. Ya. Ay eyvah sen Trabzonluysan kafayı vururum ha duvarlara. Sakın. Çok sevindim. Hayır. Kimse de çocuğumu sormuyor. Çocuklarıma. Aşk olsun yani. Hani beni ben olduğum için isteyen bir erkek istiyorum ben. İsmimden dolayı değil. Ya da aşırı derecede seksiliğimden dolayı değil. Memleketin neresi Gül hanımefendiciğim? Memleket Trabzon sizin. Harika ya. Çok sevindim. Lazları çok seviyorum. Lehçelerine bayılıyorum. Ben Diyarbakır yazmıştım. Yani Trabzonluların hepsi Laz değil ki. Rizelilerin hepsinin Laz olmadığı gibi. Lehçe derler bu arada. Sonunda sinirlenmesi peki. Bir gerilmiş ya. Üstüne bir gerginlik gelmiş farkındaysanız. Ben de Kürtlere yazayım mı? Çok aralık bırakıp 3-5 kez basıyor herhalde. Ama onun dışında çok iyi yazıyor. Bu yüzden takdir ettim. Konuşmaya da devam ettiriyor. Kibar birine de benziyor ve petrol şirketi var. Yani tam anlamadım. Petrolle uğraşıyor, bir şeyler yapıyor ama hani büyük ihtimalle zengindir. Petrol şirketi yok, emin değil. Ol. Bunu konuşmanın ilk başında merhabadan sonra yazmaya başladığı için biraz bana hava atıyormuş gibi geldi. Ama onun dışında yani 10 üzerinden 8 veriyorum. Gülnihal olsaydım ve Dul 3 çocuk annesi olsaydı ben buna yürürdüm. Ama değilim, o yüzden rap'e girelim. Korkuyorum. Ben de Diyarbakır'a bayılıyorum. Geçen sene gitmiştim. Şimdi diyecek neresine gittim? Lehçelerine bayılırım. Konu uzatmak için yalan üstüne yalan ya. Bağlara gittim ben. Bir şey soracağım, uyurken gözlerimizi kapatıyor muyuz? Mustafa Ersoy neden her yerde bu arada? Mustafa abi. Yani Mustafa abi Facebook'un bu gruplarının gediklisi, kurucu üye gibi bir şey mi? Çünkü Mustafa abi her yerde var. Yok, gözlerim açık. Onlar gece vardiyasında çalışıyorlar. Esprili erkeklere bayılırım. Ben olsam mesela ben öyle yazardım altına. Çok komik. Öldüm Mustafa Beyciğim, gülmeyi daha yalvardım. Bu ilk yazan kişi bayağı 6 mesaj falan attı. Random atıyor bu arada. Telefon numarasını o zaman davet ediyorum. Tekrar buyurun gelin, misafirim olun. Telimi yazıyorum. Çağrı atarsan ararım. Tanışma lütfuna ererim. Kaydedi. Altına şey yazsak değil mi? İşeyeceğim. Ararım. Ben bu hesabı artık kapatmak istiyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Adama Diyarbakır'a geldim dedi. Hani asla ben de bir şey bekliyorum. Hani neresine gittin falan filan. Adam direkt telefon numarasını yazdı. Ha gittin mi? Tamam bir daha gel o zaman diye. Hani Diyarbakır'dan nefret etse akşam Diyarbakır bileti olacaktı. Konuşma nereye gidecek? Neyse hani adam kibar. Keşke şey dese şu anda aniden mesela. Ben kesinlikle Eda'dan, bu arada Eda çok tatlıymış. Kesinlikle şunu bekliyorum şu anda. İşte bana 500 kontör gönder. Akşam seni arayayım. Sonra yok. Var olduğu için ve niyet en başından beri belli olduğu için bir şey demiyorum. Ama bu hesap 2 dakika sonra kapanıyor. Sende akıl var mı? Yok. Olsa ara şuraya oturup sabahtan beri uğraştığım şeyler uğraşmaz mı? Bak kolum uyuşuyor şu an.
Teşekkür ederim. Aramanı beklerim ben. Hani güzel bir kadınım da, bakar mısınız? Evet, çok hoş yani ya. Yani travma yaşayacak. Çünkü akşam benim aramamı bekleyecek ve ben aramayacağım. Ve efektle hani arasında ya. Akşam durup dururken başkasının kalbini kırdım. Babayı bitiren de, yücelten de... Aa, adam geldi. Evet, hesabı kapatıyorum. Görüşürüz amca. Çok üzülüyorum var ya. Buraya kadarmış. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben izlemezdim çünkü. Böyle de kalp kırdım. Aynı şey gibi benim. 121 bin abim, neden ya? 1 milyon olsun. 500 bin falan. Aşırı sevdim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bayıldım. Onun kapısı çaldı. Koş koş. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü ben izlemezdim. Akşam o amca Yıldız Tilbe, Sezen Aksu açıp benim güzel fotoğrafımı, galerisine kaydettiği güzel fotoğrafımı ay, açıp aşk acısı çekecek. Yani ilk kişi değil benim için, ağlayan ilk insan değil. Ama hani bir tık üzüldüm. Müthiş. Videoları da çat diye bitiriyor. Tam yani. Müthiş. Müthiş. Ben bayıldım bugün. Çok inatçısın diyorlar. Aslında inatçı değilim. Mücadeleciyim. Hayat bana. Buyur hadi. Hazıra kon. Dendir belki. Of, çok iyi kanal ya. Hangi çizgi film karakterlerini döverim mi? Ay, ben çok net göz şirini var ya, tekme tokat döverim bu arada. Kimse de alamaz elimden. Size o kadar diyorum. Hiç kimseler alamaz elimden gözlüklü Şirin'i. Bir hatta var ya, meydan dayağı atarım yani ona. Hiç mümkün değil. Ne oldu Şirin baba? Niye geliyor böyle bir tane vuracaksın onu ağzına? Boş sohbet ediyorum. Kendimi tanıyorum, size de tavsiye ederim. Ay, eski videolarıma bakamam bu arada, mümkün değil. Ya bir şey söyleyeceğim, ne zamandır var bu kanal? 2 yıldır var. 2 yıldır var lan bu kanal. İzleyebileceğiniz en gerçekçi sabah, bunu ben de yapacağım bu arada. Hatta birkaç görüntü çektim ama sonra dedim ki ya, dedim Pelin artık yok ebesin. Artık bunu da yükleme oldum. Gerçekten öyle oldum bu arada ya. Abi çünkü yani şöyle yapıyorum, kalkıyorum, asla konuşmuyorum. Bak yemin ediyorum, dümdüz şöyle yani vlog, kalkıyorum, kamera bir yerde, kalktığımda ne kadar mutsuz olduğumu belirtiyorum. Asla konuşmadan kahve koymaya gidiyorum. Asla konuşmadan kahve yapıyorum. Asla konuşmadan kahve içiyorum. Asla konuşmadan oturuyorum. Saatlerce ama hiçbir şekilde konuşmuyorum. Uyandığım için mutsuzum işte. Ve yani totalde bu video, bak şaka yapıyorum, 5 dakika falan sürüyor. Gerçekten 5 dakika falan sonra, çünkü bir ara diyorum ki